Öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda sosyal ligde 35. hafta kadrosu kurmaya çalışacağız. İlk olarak kadro kurulumu ardından oyuncu havuzları en son olarak da sakat ceza listesiyle videoyu bitirmeyi planlıyorum. Geçen hafta iyi puan aldığımı düşünmüyorum. Bu haftaya bakacak olursak ilk maç Gençler Birliği ve Sivas Spor maçı. Ben bu maçtan gollü bir maç bekliyorum. Sivas Spor özellikle son deplasmanlarda çok gollü maçlar geçirdi. O yüzden ilk tercihim Sivas Spor'dan Tyler Boyd olacak. Taktiğimi 3 üç, 4 çevirmeyi düşünüyorum. Yine de ort forvet bölgesi Galatasaray'dan Yatabare alıyorum. Son haftalarda gerçekten çok formda Yatabare bu maçta gol katkısı verebilir gibi duruyor. Boyd'u kaptan yaptım ayrıca. Sonraki maç ise Konya ve Kayseri maçı. Ben bu maçta Konya'dan Scoop iş tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Özellikle son haftalarda çok tercih etmediğim bir isimdi açıkçası katkı vermiyordu ama bu hafta katkı verebileceğini düşünüyorum ama zor bir maç olacak iki taraf açısından da. Aslında tercih de yapılmayabilir Skubiş tercihi. Beşiktaş ve Ankara gücü maçına geçecek olursak Beşiktaş evinde gerçekten zor gol yiyen bir ekip. Ben bu maçı da gol yemeden kapatabileceğini düşünüyorum. O yüzden ilk tercihim Beşiktaş'tan Ersin olacak. Defans bölgesine Rıdvan'ı almayı çok istiyorum ama Sergin Hoca genelde oynatmıyor. O yüzden tercihim defans bölgesine Rozier'den yana olacak. Orta sahada ise artık klasikleşmiş bir şekilde Gezal'ı almayı düşünüyorum. Gezel geçen haftada bir gol bir asist yapmıştı. Bu maçta da katkı vereceğini düşünüyorum. Yine forvet bölgesine Beşiktaş'tan bu hafta sahalara dönecek olan Abu Bakar'ı almayı düşünüyorum. Abu Bakar bu hafta oynar gibime geliyor? Sonraki maç ise Antalya ve Rize maçı. Rize spor gerçekten çok formsuz durumda. Ben bu maçta Antalya'nın kalesini gole kapayabileceğini düşünüyorum ama evinde genelde gol yiyen bir ekip Antalya spor garip bir şekilde. Ben Antalya spordan alınırsa Eren Albayrak ya da Bünyamin tercih yapılabilir ya da kale bölgesinde bu fin tercih yapılabilir ama dünyanın bana en albenisi yüksek oyuncu şu anlık o gibi görünüyor Antalya'dan. Sonraki maç ise Denizli ve Erzurum maçı. Ben bu maçta Denizli'yi bir adım önde görüyorum. Ama ne olacağı kestirilmeyen bir maç. Gollü bir maç da olabilir. O yüzden şu anlık oyuncu tercihinde bulunmayı düşünmüyorum. Sonraki maç ise Trabzonspor ve Hatay maçı. Trabzonspor son haftaları gerçekten çok formsuz. Hatay Spor'da inişli çıkışlı bir grafiği var. Ben bu maçta gol veya goller de girebilir ama kısır bir maç da geçebilir. Trabzonspor'dan tercih olarak Bakırsta almayı düşünüyorum. Hatayspor Spor genelde gol yiyen bir ekip. bakıştas bu gollerden birini atabilir. Sonraki maç ise Yeni Malatya ve Alanya maçı. Alanya bana hiç güven vermeyen bir ekip gerçekten. Geçen hafta da 4 oyuncu almıştım. Yeni, yeni kazandılar ama hiç oyuncu katkı sağlamadım doğru dürüst. Seçtiğim oyuncular hiç katkı veremedi. Ben bu yüzden yeni Malatya'dan oyuncu tercihinde bulunmayı düşünüyorum defans bölgesine Kalp önce bölgesinde Adem büyük penaltıları da kullanan bir isim. Defans bölgesinde ise Mustafa Eskellaş tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Sonraki maçta ise Göztepe ve Galatasaray maçı. Ben bu maçtan Göztepe'den Soner Aydoğdu almak istiyorum. Soner Aydoğdu genelde Galatasaray maçlarında gol atan bir isim. O yüzden almayı düşünüyorum. Ama zor bir maç gibi duruyor. Gerçekten oyuncu tercih yapmakta zorlanacak bir maç gibi duruyor. Galatasaray'ın da eksikleri de var bu maç öncesinde. Gazişehir Gaziantep ve Kasımpaşa maçı. Ben bu maçta Gaziantep bir adım önde görüyorum ama Kasımpaşa'da genelde gol atan bir ekip ama Kasımpaşa Gaziantep bu maçta kalesinde gol de kapayabilir. Son haftaların formu ismi maksimal düşünüyorum. Gerçekten son haftalarda gollerine devam etmeye başladı. Bu maçta da gole katkı verebileceğini düşünüyorum. Yine defans bölgesine Dilobojci'yi almayı düşünüyorum. Gerçekten Kas Gaziantep kalesine gol kapatabilir bu maçta. Sonraki maç ise Başakşehir ve Fenerbahçe maçı. Bu maçtan şu anlık oyuncu tercihinde bulunmayı düşünmüyorum. Şöyle bakacak olursak kadromuza bir forvet ve bir kaleci eksiği var. Forvet bölgesine bu almayı düşünüyorum. Kale bölgesine ise Günay ya da Bofin arasında tercih yapmak durumunda kalırsak ben şu anda tercihimi Bofin'e yana kullanmayı düşünüyorum ama şu an bütçem yetmiyor. O da yarın Bofin tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Kadrom şu şekilde oldu. Kalede Ersin, yedeği Bofin, defans bölgesi Diloboji, Valentin Rozier, Sukubic, yedeği Mustafa Eskerlaç, orta saha Boyd, Bakasitas, Soner, Maxim ve yedekleri Gezal, Kaptan Boyd. Forvet'te ise Yatabari, Abu Bakar. Kadrom genel olarak Sivasspor ve Beşiktaş ağırlıklı bir kadro. Bakalım nasıl sonuçlar elde edecek. Oyuncu havuzuna geçecek olursak kaleci havuzundan başlayalım. 3 oyuncu var. Zaten ikisi kadromda olan oyuncular Ersin ve Bofin. Ek olarak Günay ekledim. Bunlar hakkında genel olarak konuşmuştum. Burada yine en güven veren Ersin gibi dursa da Ankara gücü de çok formda son haftalarda Beşiktaş'ın da gol yeme sorunu var. Belli olmaz yani. Günay Güvenç de Kasımpaşa'yı söylediğim gibi gol atan bir ekip. Bu finise şu an bana en mantıklı gelen gibi duruyorum. Antalya'da evinde genelde gol yiyen bir ekip. Defansta ise yine 4. benim kadromda olan oyuncular Tilo Boji, Rozier, Sukubic ve Mustafa Eskerlaç. Benim kadromda olan oyuncular da Eskerlaç bu hafta kesin olarak oynayacağını düşünüyorum. Hem de ileri bir hücum hattında oynayacağını düşünüyorum. Malatya'da eksikler çok fazla. Yine Bünyamin Balcı tercihine ekledim. Bu hafta tercih edilebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Gerçekten hücum yönü yüksek bir oyuncu. Şu an Antalyaspor'un da eksikleri fazla. O orta saha ya da forvet bölgesinde de kanat bölgesinde deneyebilir Bünyamin Balcı'ya alınabilir o yüzden. Yine Sivasspor'dan Ahmet Oğuz'u ekledim. Eski takımına karşı oynayacak gençler birine karşı gol veya asist katkısı verebilir gibi geliyor bana. Orta sahada ise yine benim 10 oyuncu seçtiğim bir kişi kadromda olan oyuncular. Boyd, Bakasitas, Soner, Aydoğdu, Maxine, Gezer. Ek olarak Miralas, Atiba, Visca, Bitici ve Sakoy'u ekledim. Burada ilk konuşacak olursak Miralas gerçekten son haftalarda katkı veremeyen bir isim olsa da asist katkısı verebileceği bir maç gibi duruyor. Atiba'yı ekleme nedenim gerçekten 38 yaşına rağmen bir maçta geç hatırlarsanız 3 asist yaptığı bir maç vardı son haftalarda. Katkı veren bir isim, gol de atabilen bir isim. Atiba denenebilir aslında. Viska tercihinde bulunmamın sebebi ise ben penaltı olabileceğini düşünüyordum. Topun başında risk olacaktır. Başakir ve Fenerbahçe maçı zorlu bir maç gibi olacak. Sonra yine bitici tercihinde bulundum ortasada. Konya Sporu ben bir adım önde görüyorum Kayseri karşısında. Bitici asist gol katkısı verebilen bir isim o yüzden ekledim. Hadi Sako ise Denizli'yi söylediğim gibi bir adım önde görüyordum Erzurum karşısında. Ortasadan bir tercih yapmak gerekirse Denizli'nin ortasasında şu an eksik de çok fazla Sako ismi denenebilir gibi oluyor. Forvet'e geçecek olursak burada da 6 oyuncu var. 4'ü kadromda olan oyuncular. Yatabari, Abu Bakar, Bupenze ve Adem büyük kadromda olan oyuncular. Bupenze'ye bakacak olursak burada dediğim gibi Trabzon son haftaların formsuz ekibi ama zor gol yiyen bir takım Trabzonspor'da. Hatayspor'da gol veya goller atabilen bir isim. Bupenze gerçekten son haftalarda çok suskun. Bu suskunluğu bozabilir gibi geliyor bana. Yine Canini ekledim. Hatay Spor gerçekten gol yiyen bir ekip Canini tercihinde bulunabilir gibi geliyor. Canini de gerçekten son haftalarda formsuz. Yine Trabzon ve Hatay maçından uzak durulabilir olabilir aslında ki formsuz ekibin karşılaşması. Sonraki oyuncum ise Veton Tuşa. Geçen hafta da gol atmıştı. Ben bir sakatlık yaşamıştı. Karasaray karşısında da yanlış hatırlamıyorsam gol attıktan sonra bir sakatlık yaşadıktan sonra ondan sonra yeni döndü sahalara. Ben bu maçlarda gol katkısı verişim duruyorum. Üstelik de değeri de ucuz değeri var. Sakat ceza listesine geçecek olursak sakat ceza listesinde bir takım kısıtmalar kullandım. Burada S var sakat oyuncuyu gösteriyor. K kart cezalısı. A eksi var antrenman eksikliği. C var koronavirüsü gösteriyor. Burada önemli nokta ise koronavirüs ve A eksiler oynayabilir. Onlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Diğer söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.